Mid Easy iki savunma oyuncusunu geçti. Vay canına. Ve müthiş bir uçuş gerçekleştiriyor. Ve Big Easy annesinin çok kıymetli Damien Burst biblosunu kırıyor. Oyun bitti. Annem bizi öldürecek. Daha beteri akşamki basketbol maçına gitmemize izin vermez. Asla. Ortalığı toparlayıp annene olanları anlatsak ne olur? Yarın. Hayır. Bir şey yaramaz. Fark edecektir. Aa! Biblomu 3 santimetre sola kim kaydırdı? Evet. Şör. Anneme her şeyi Peter'ın suçuymuş gibi düşündüreceğiz. Peki. Suçu başkasına atmak klasiktir. Ama annen zeki bir kadın. Bu yüzden Peter'ı kırarken gördüğünü düşündürmek zorundayız. Temiz kaçış. Evet. Angelo, sence gerçekten oyun oynamak için uygun bir zaman mı? Oynayan biz olmayacağız. Adım bir. Dikkat dağıt. Tek gereken bir kedi ve bir top. Annemler kapıyı açtığında top fırlayacak ve Joe Mama tam arkasında olacak. Gözlerini kedi gösterisinden alamayacaklar. Ve şimdi sırada adım 2. Tuzak kur. Peter uzun zamandır bunu arıyor. Onun orada ne işi var? Elena sesine dayanamadı ve sakladı. İçeri girdiklerinde robotu açmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Uzaktan kumandayla açabilmemiz için robotu yeniden programlayayım mı? Sure, sen bir dahisin. Pekala. Önce yaptık mı onu doğru. Evet, işte bu kadar. Bitti. Yaşasın. Mükemmel. Ne dedin? Bizimkiler içeri girdiği an robotu etkinleştireceğim. Ve sonra kırılan biblo sesine benzer bir şey gerekecek. Dur, işte bu. Daha hızlı sallamayı dene. Şimdi bekliyoruz. İçeri girmeden önce babam genelde korna çalar. Bütün suçu Peter'a atmak sence de birazcık zalimce değil mi? Hayır. Ufaklık çok küçük olduğu için başı hiç belaya girmez. Annem onun paçasını hep kurtarır. Ve işler plana göre giderse biz de öyle. Ve sonra oyun zamanı. Sanırım baban genelde korna çalar demiştin. Bu şeyin burada ne işi var? 2 ay önce saklamıştım ben bunu. Ben odama gidiyorum. Elena tüm planı mahvetti. Geliştirme zamanı geldi. Sir, pimpon topunu ayarlamak ne kadar sürer? 37 saniye. Ama X etkini buna dahil değil. Kedinin işbirliği. Sir, robotu tekrar çalıştırmaya hazır ol. Tamam. Bay babası oynamak istiyorum.
Işıklar niye kapalı? En azından ailede birinde tasarruf bilinci var. Tanrı aşkına bu gürültü de ne böyle? Robotçuk! Peter iyi misin? Aa! Oh olamaz. Annemin en sevdiği biblo bu. Robotumu buldum. Damien Burst'üm kırılmış. Çok üzüldüm canım. Angelo, burada neler oldu? Ben bilmiyorum. Şöyle Robot birlikte televizyon izleyecektik. Siz içeri girdikten sonra... Kedi topu yakalamak için çıldırdı. Senin heykelimsi şeyini yanlışlıkla devirmiş olmalı. Ve kader anı. Yuttular mı acaba? Peki, herkes iyi mi? Yaralanan var mı? Meraklanma anne. Ben iyiyim. Yok, Türk gibiyim. Zavallı heykelim. Evet, paçayı kurtardık. Ama niye kendimi kötü hissediyorum? Anne, yapıştırman için sana yardım edebiliriz. Biliyorsunuz, süper yapıştırıcılarla harika şeyler yapılıyor artık. Reklamları izlemediniz mi? Sağ ol canım. Ama çok kötü görünüyor. Şuna bak, paramparça olmuş. Annem fazla abartıyor. Sanki ne yaptığımızı biliyor ve itiraf ettirmeye çalışıyor gibi. Siz devam edin. Yetişecek bir basketbol maçınız var. Ben burayı temizlerim. Şimdi anladınız mı? Bunu yapacağıma inanamıyorum. Hayır anne. Ben ve Şor hallederiz. Maça babamla ikiniz gidin. Kırık biblonu unutmana yardımcı olur. Öyle mi? 10 dakika sonra başlayacak. Geliyor musun tatlım? Teşekkür ederim Angelo. Bir dahakine Angelo suçunu örtmek için kediyi kullanmayı denememeli.